Ankaralı bir kimya mühendisi bir yandan işini yaparken bir yandan da motoruyla dünyayı gezmeye karar verdi. Ortaya da çok renkli bir öykü çıktı. Rotalar zorlaşınca gezilerde yalnızlaşmaya başladı. Mahsur kaldım, benzin yok, insan yok, ayılar geliyor. İnsanlar sanıyor ki motosiklet bir meslek. Hayır, kimya mühendisiyim. Himalaya dağları, Hindistan, Meksika, son olarak da Alaska. Bir yandan kimya mühendisliği yaparken bir yandan da motosikletiyle tek başına dünyayı gezdi. Motosiklet demek değil ki siz normal hayatınızı ya da sorumluluklarınızı bırakacaksınız. Bazen imajlar yanlış algılansa da iyi ki diyorum var hayatımda. Hayatımın rengi, belki de amacı. Serpil Kalaycı, herkes onu Himalaya Fatih olarak tanıyor çünkü o Himalaya dağlarını tek başına motosikletle geçen ilk Türk kadını, gerçek bir gezgin. Yaş ilerleyince ne yapacağız? Atlama zıplama işleri yapamadığınız için işi gezilere çevirdim. 8 yılda 21 ülke gezdi, çok macera yaşadı, çok tehlike atlattı. Himalaya dağlarında ölümden son anda kurtuldu. Tam bir yeri yakaladım ama aşağısı uçurum. Tam orada geçerken kamyon beni özellikle dışarı atmaya kalktı. Kötü bir anı ama hala motosiklete aşkla bakıyorsunuz, evet. Tutkuyla bakıyorsunuz. Tabii ki her şeyin pozitifleri, negatifleri var. Son gezisinde ise ayıyla fotoğraf çekilmek istedi. En ilginç başıma gelen konu ayı kovalamasıydı. Gerçekten çok korktum. Şimdi gülüyorum ama orada hiç gülmüyordum yani. Evet, şu anda gezgin bir hanımefendinin motosikletindeyim. Gerçekten çok heyecan verici bir duygu. Peki Serpil Hanım, hazır trafiğe kapalı alandayken biraz hız yapsak mı? Yapalım, ne yapalım? Hadi bakalım o zaman. Lütfen kaskları takalım. Ben hayatta böyle bilmiyorum, kullanmıyorum. Çekim olduğu için bu şekilde kullanıyoruz. Sakın örnek alınmasın. 46 yaşındaki motosikletli gezginin yeni rotası Afrika. Afrika kaldı esas, çok merak ettiğim. İnşallah orada da başıma bir şeyler gelmeden gelecek senenin rotası demeye çalışıyorum.